Efendim, elimdeki bu kitap Güz Günleri Zübide. Eğitimci yazar değerli meslektaşım Namigâr Durak Başbuğoğlu'na ait bu yazarımızın 4. kitabı. Kitap dün elime geçti ve akşam bir solukta okudum. Kitabın ön sözünde iki değerli yazar arkadaşımın, yani Yahya Kaptan ve Tuncay Dağlı'nın da kitap hakkında görüşleri var. Tekirdağımızın yazın hayatına katkılarından dolayı bu güzide yazar arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Diğer yandan kitabın basımını yapan Ceren Yayıncılığa ve onun genel koordinatörü Serhat Kurtiş'e de şükranlarımı sunuyorum. Sadede gelecek olursak, bu güzel eserde her okuyanın kendinden bir parça bulacağı yaşanmış 9 öyküye yer verilmiş. Beni en çok etkileyen öykü Kader oldu diyebilirim. Onun ardından Doğan'ın hikayesi ve Süvari'yi sayabilirim. Kader adlı öyküde kuma gerçeğine vurgu yapılmış. Trakya bölgemizde pek yaygın olmayan ama Anadolu coğrafyasının hüzünlü gerçeği olan kuma getirme, Kader ismi üzerinden anlatılmış. Bu öyküyü okuduktan sonra kendi kendime şöyle mırıldandım. Adın kader olacağına kaderin kader olsun. Doğan'ın hikayesinde ise doğum esnasında vefat eden bir anne ve doğan bebeğin bir başka aileye evlatlık verilmesinin acıklı öyküsüyle yüzleşiyoruz. Bu hikayede düğüm şuydu, her ne olursa olsun birine evlatlık edinen aile bu gerçeği çocuktan gizlemeli mi, yoksa bu gerçeği çocuğa anlatmalı mı? Adeta toplumun sosyal bir yarası olan bu sorunun hala net bir cevabı yok. Bu konuda uzmanlar bile ikiye ayrılmış durumda. Öyküyü okurken Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmam'ın filminin final sahnesi gözlerimin önünde canlandı. Yani Asya'nın çaresizliği. Neydi o çaresizlik? Asya ilk aşkı olan ama onu terk eden İlyas'a mı gitmeli, yoksa zor günlerinde onu sarıp sarmalayan, koruyan Cemşit'e mi? Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluklu, sevgi emekti. Neyse, bu güzel kitap hakkında daha fazla spoiler vermeyelim. Sonuç olarak Güz Günleri kitabında hayattan süzülüp gelen birbirinden ilginç, yaşanmış öyküler sizleri bekliyor. Bu kitapta yer alan birbirinden farklı öyküleri okurken bazen gülümseyecek, bazen de derin derin düşüncelere dalacaksınız. Her kitap severin kitaplarında bulması gereken bu güzel eseri edebiyatımıza kazandıran eğitimci yazar Namigâr Hanım'a çok teşekkür eder. Başarılarının devamını dilerim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.